Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünya Emine Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için evde yaptığım bir yemeğimi paylaşmak istiyorum sizlere. Yazın çok fazla yemek yenmiyor biliyorsun, havalar malum çok sıcak. Hem hafif hem zeytinyağlı, oldukça da lezzetli. Hepimiz mutlaka evimizde yapıyoruzdur ama benim nasıl yaptığımı, nasıl çeşitte yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. 750 gram kadar doğranmış kuşbaşı tavuk etim var. Bir kase dolusu kadar doğranmış, temizlenmiş mantarım var. 2 tane domatesim var, büyükçe domatesliler. 3-4 tane yeşil biberim var. Bir tane de kapya biberim var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı tavama döküyorum. Biraz ısıtıyorum. Tavamızın sıcak olması lazım. Ve doğranmış tavuk etlerimizi üzerine alıyoruz. Arkadaşlar, yemek videosu çok fazla paylaşmıyorum. Çünkü herkesin yöreye göre yemekler değişebiliyor. Baharatlar değişebiliyor. Herkesin damak tadı biraz daha farklı olabiliyor. O yüzden ben çok fazla yemek paylaşamıyorum. Ama isterseniz paylaşabilirim. Ben Rizeliyim, Karadenizliyim. Herkesin yaptığı şekil farklı oluyor. Ben kendi yaptığım şeyleri kendi damak zevkimize göre evde nasıl yapıyorsam o şekilde paylaşmayı tercih ediyorum. O yüzden hani çok çeşitlendirilebilir bu tür yemekler. Çünkü dediğim gibi yörelerimize göre baharatlarımız değişebilir. Kullandığımız malzeme değişebilir. Ona göre herkes kendine göre ayarlayabilir. Evet, tavuk etlerimizi sıvı yağda biraz kavurdum. Kavurduktan sonra biber, domates ve kapya biberimizi ekliyorum. Evet, bu şekilde de biraz daha kavuracağız arkadaşlar. Domateslerimiz suyunu tam çekmeden, domatesler suyunu tamamen çekmeden, mantar koyduğumuz zaman da biraz sulanacak. O yüzden çok fazla kupkuru bir yemek sevmiyorum. Çok fazla sulu olan yemeği de sevmiyoruz biz. Biraz orta karar olacak. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Kekik ekledim. Evet, kekik ekledim. Kekik çok yakışıyor çünkü bu yemeğe. Kırmızı pul biberimizi ekleyelim. Tuzumuzu ekleyelim. Evet, iyice karıştırdıktan sonra altını kısacağız burada. Üstünü kapatacağız. Mantarlar da biraz sulanacaklar. Bu şekilde pişirmeyi bırakacağız. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Yemek yapmayı bilmeyen arkadaşlar için, yeni öğrenen arkadaşlar için çok kurtarıcı, besleyici, gayet de güzel bir yemek. Yanında da bir pilav yaparsanız çok memnun kalacağınızdan eminim. Evet arkadaşlar, sotemiz tamamen pişti, hazırlandı. Servis için artık yenmeye hazır. Evet, bu kıvamı seviyoruz biz. Bu şekilde hazırladık. Yapacak olan arkadaşlarım, sizlere kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.